Kadına yönelik şiddet çağımızın en önemli sorunlarından biri. Dünyanın özellikle bazı noktalarında bu şiddet kezzaplı saldırıları da içeriyor. Kadına yönelik böylesi bir saldırının zulmünü, kadının gerek vücuduna gerekse psikolojisine verdiği hasarı, acıyı tahmin etmek neredeyse imkansız. Ancak Pakistan ve çevresindeki bazı ülkelerde kadınlar sık sık bu tür saldırılara maruz kalıyor. Her yıl yüzlerce kadın, genellikle akrabaları olan erkeklerin kezzaplı saldırılarına uğruyor. Ve erkekler çoğu zaman hiçbir ceza almadan kurtuluyor. Bu haberdeki bazı görüntüler sizi rahatsız edebilir. Ömür boyu damgalanmış bir kadın. Vücudunun %15'i yanık izleriyle dolu. İsmi Şama. Urdu dilinde mum anlamına geliyor. Ve Şama birçok diğer Pakistanlı kadın gibi kendisine bu zulmü yapanın kocası olduğunu, üzerine kezzap attığını söylüyor. Güzelliğine bu kadar güvenme diyerek. Acı içindeyim. Neydim, ne oldum. Hayatımın bütün renkleri soldu. Yaşayan bir ceset gibi hissediyorum kendimi. Şama, Moltan'daki bu köhne hastanenin yanık tedavi merkezine yeni getirilen hastalardan biri. Doktorlar acısını hafifletmek için ellerinden geleni yapıyor. Ancak umutsuzluğunu tedavi etmek imkansız. Gelecek hakkında hiçbir şey söyleyemem. Belki hayatta bile olmam zaten. Eskisi gibi olmaya çalışacağım. Çocuklarımın geleceği için çalışmak zorundayım. Ama beceremezsem, diğer bazı kadınların yaptığını yaparım ben de. Kendimi öldürürüm. Fakra Yunus bu kadınlardan biriydi. 13 yıl önce işte böyle görünüyordu. Yüzüne daha kezzap atılmamıştı. Zengin bir aileden gelen eski kocası saldırıdan beraat etti. Ve kezzap saldırısı sonrası Fakra işte bu haldeydi. Neredeyse 40 ameliyat geçirdi, sonunda dayanamadı, geçtiğimiz ay intihar etti. Pakistan'daki hastanelere her hafta kezzap saldırısı mağduru en az 1-2 kadın geliyor. Yasalar değiştirildi ve artık kezzap saldırısı yapan kişilerin 14 yıla kadar hapis cezası alması mümkün. Yasa değişikliğini destekleyen bu eski milletvekili, saldırganlardan çoğunun halen yargı önüne çıkarılmadığını söylüyor. Bu bir kadını cezalandırmak için en kolay yol. Eğer kadın erkeğin istediği şeyi yapmaya razı olmazsa, erkek yüzüne kezzap atıp kadının bütün hayatını bir saniye içinde mahvedebiliyor. Sonra yakalansa bile polise rüşvet veriyor, kurtuluyor. Yanık tedavi merkezine yeni bir hasta daha geliyor. Kezzap, değdiği kıyafetlerini lime lime etmiş. Maksut, damadının gecenin bir yarısı evine gelip kendisine kezzapla saldırdığını söylüyor. Hem de basit bir aile meselesi yüzünden. Doktorlar, kadınların çoğunun ya sosyal baskı ya da maddi nedenler yüzünden saldırgan eş ya da akrabalarının yanına dönmek zorunda kaldığını söylüyor. Birkaç adım ötede Şama'nın çocukları ziyaretine gelmiş. Akıllı olun, iyileşeyim diye dua edin, diyor Şama çocuklarına. Onların iyiliği için yaşam mücadelesi vereceğini söylüyor. Kendisine bu acıyı çektiren kocasıysa hala kayıplarda.